Türkiye karşıtı söylemleriyle bilinen senatör Bob Menendez hakkındaki rüşvet davasında yeni iddialarla karşı karşıya. Çünkü evinden çıkan külçe külçe altınlar vardı. O dedi ki bu altınlar bana kayınvalidemden kaldı. FBI'nin araştırmaları, savcılığın da bu konudaki değerlendirmeleri farklı şeyler söylüyor. Evinden külçe külçe altın çıktı. Suçu kayınvalidesine yıkmaya çalıştı. Rüşvet ve casuslukla suçlanan Amerikalı senatör Bob Menendez ve eşi Nadine Menendez hakkındaki davada yeni gelişme var. New York Güney Bölge Mahkemesi savcıları Menendez'e tutuklama emri çıkarmak için davayı güçlendirecek 70 sayfalık ek belge hazırladı. Belgelere göre Amerikalı senatörün evinde yapılan aramalarda külçe altınlar çıktı. Menendez'in ise altınların eşinin merhum annesinden kaldığını söylediği aktarıldı. FBI'ya göre o altın külçeleri senatöre ve eşine rüşvet olarak verilmişti. Federal savcılar Bob ve Nadine Menendez'in suçlarını örtbas etmek için külçe altınların miras olduğu yalanına başvurduğunu iddia ediyor. Savcılar Menendez'in evinde bulunan on binlerce nakit parayla ilgili daha fazla ayrıntı da verdi. Buna göre ceketlerde bulunan nakit para zarflarına ek olarak elbise dolabındaki 5 çantaya yerleştirilmiş 500 bin dolarlık nakit para ele geçirildi. İddianameye göre Menendez'in işbirlikçilerinden biri New Jersey'li emlakçı Frank Dapes. Menendez, Dapes'in Katar'a bağlı bir yatırım fonundan milyonlarca dolar kazanmasında kritik rol oynadı. Bunun karşılığında da Dapes'ten yüklü miktarda ödeme aldı. Senatör ayrıca Mısır hükümetine çıkar sağlamak için de nakit para ve hediye kabul etmekle suçlanıyor. Ancak Bob Menendez ve iddialara adı karışan eşi suçlamaları kabul etmiyor. Ermeni ve Rum lobisine yakınlığıyla bilinen Menendez, Türkiye karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme geliyordu. Hakkındaki soruşturmanın ardından Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığından istifa etmek zorunda kalmıştı.